Dünyada hiçbir şeyi senin kadar sevemiyorum. Nasıl yani, bu sence de kötü bir şey değil mi? Terk edilişi atlatamayan, eski sevgiliyi unutamayan, ona körü körüne odaklanmış insanlar. Bu kulağa belki romantik gelebilir. Edebiyat ve hatta çoğu kez toplum bunu saf, derin ve övgüye değer bir bağlılık gibi gösterebiliyor. Ancak eskide kalmış bir erkeğin ya da kadının peşinde karşılığı olmayan tutku ve de içinde acı barındıran bağlılık durumları akıllıca değildir. Terk edilmişliğin sonunda gelen alenen adanmışlık hali beraberinde birçok sorunu getirir. Kendinden nefret etme, başka birinin sevgisinin ürkütücü gelmesi, kendi yolundaki fırsatları kaçırmak gibi. Öyle ya da böyle aşk acısını atlatmanın belirli yolları vardır. 1. Ona maruz kalmayı bırak. Sana onu hatırlatan her şeyden uzaklaş. Ona ait neler varsa kurtul. Sosyal medyada takip etmeyi bırak. Eski fotoğraflara bakma. Denk gelme ihtimalinizin yüksek olduğu mekanlara mümkünse gitme. 2. Hedonik adaptasyon. Bu kavram insanın zamanla her şeye alışmasıyla ilgili bir durum. İnsan zihni yapısı gereği her koşula alışıyor. Bunun bilincinde ol. Zaman iyileştirici yanına güvenmek senin yıkılmanı engelleyecektir. 3. Kendine yatırım yap. Ayrılık sonrası göz ardı ettiğin en önemli şey genelde kendin oluyor. Spora başla, kurslara, etkinliklere katıl, sosyalleş, seyahate çık. Hatta bekar olmanın faydalarını bir kağıda yaz. Bu faydaları hayatında benimsemeyi ve uygulamayı dene. Bir de kendine özen göster.